Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin belki de en önemli, en fazla zor sorunun geldiği hem yazılarımızda hem de üniversite sınavlarında karşımıza mutlaka çıkan konusu yazım ve noktalama işaretlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri sadece yazılarımız için değil. Yazılarda mutlaka hocalarımız bunu bir paragrafın içerisinde bize soruyor. Bunun için yazı notlarımıza mutlaka çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak yazılar değil. Bunun haricinde ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında da mutlaka dört tane sorunun geliyor. Yani 40 tane Türkçe sorusunun iki tanesi yazım kuralları, iki tanesi noktalama işaretleri ve bunu da her sene soruyorlar. Dolayısıyla sizler bu konuyu çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Zaten geçen senelerde girdiğiniz LGS gibi, bursluluk gibi sınavlarda da bu konu ne kadar çok sorulduğunu gördünüz. Şimdi dolayısıyla bu konu işini birazdan taktiklerle detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Hem yazım kurallarını, hem noktalama işaretlerini cebimize açacağız ve güzel güzel ilerleyeceğiz. Sizlerden isteyeyim arkadaşlar. Sonrasında mutlaka Dinamo Soru bankalarımızın arkasına yer alan yazılı provalarından da güzel güzel çalışmak. Burada yazılı provaları kısmında sizler için hazırladığımız yazım kuralları ile alakalı özel testler de var. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri çok önemli bir konu. Şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde bu iki konuyu öğrenelim. Hadi bakalım! Evet Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz lazım ki yazım kuralları ve noktalama işaretleri sadece yazıllar ya da üniversite sınavı gibi sınavlar için değil gerçek hayatımızda çok çok önemli. Bunu zaten videomuzun başında söyledik. Mesela televizyonlarda ben defalarca yazım hataları görüyorum ve çıldırıyorum. Diyor ki en iyisini hak ediyorsunuz diyor. Ya da mesela her şey sözcüğünü gazetelerde bile böyle bitişik yazıyorlar. Halbuki her şey daima ayrı yazılır. Güzel şey iyi şey, kötü şey nasıl ayrı yazılıyorsa her şey de ayrı yazılır. Burada hak ediyorsunuzu bitişik yazmışlar. Arkadaşımız diyor ki hak etmek yanlış yazılmış diyor. Diğer arkadaş doğru yazılmış diyor. Diğer arkadaş da bunun bir kuralı yok mu diyor. Arkadaşlar esasında yazım kurallarının da noktalama işaretlerinin de bir taktiği bir kuralı var. Gelin bunları öğrenelim. Birinci arkadaşlar birleşik kelime ses düşmesi veya türemesi yoksa ayrı varsa bitişik yazılır. Hemen gösterelim. Hak Etti dediğimizde herhangi bir ses olayı olmayan hak etti demiyoruz hak etti diyoruz. Ama zannetti dediğimizde zan etti değil de zannetti diyoruz. Bakın bir ünsüz türemesi oluyor. Dolayısıyla burada ses olayı olduğu için bitişik yazılıyor. Burada ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. Terk etti dediğimizde terk etti demiyoruz terk etti diyoruz. Park etti ya da kar etti ya da arz etti mesela bu çıkmış üniversite ya da göç etti ilan etti söz etti işte ma, mal etti ya da mutlu etti. Bunların her biri ayrı yazılıyor. Çünkü bunlarda ses olayı yok. Ama hissetti bak s türedi. Affetti bakın şöyle ben şöyle türenleri farklı renkte yazmak istiyorum. Ya da reddetti de mesela şöyle oluyor bakın. Hissetti de s affetti de f reddetti de ne oluyor? T d diye yumuşuyor. Reddetti oluyor. Dolayısıyla bunlar mutlaka bitişik yazılıyor. Ya da kaybetti de baya bir değişim oluyor bak. Hem ünlü düşmesi oluyor hem de ünsüz benzeşmesi oluyor. Kaybetti. Ya da şükretti mesela. Yine ünlü düşmesi oluyor. Şükretti. Ya da emretti. Bunlar da ses değişikliği olduğu için bitişki yazıldığında mutlaka bilmemiz lazım. Mesela üniversite sınavında devrettiği sormuş. Arz ettiği sormuş. Bunları sınavda bize sorabilirler. Diyeceksiniz ki abi ses olayı varsa bitişki yazarım. Yoksa ayrı yazarım. Geldik başka bir konuya. Şimdi ayrı yazımlar başka ne tarz kurallarla yapılıyor onu gösterelim. Eğer ikinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazıyoruz. Yani şöyle iki tane kelimemiz var. Bu birinci kelimemiz tamam mı? Bir de ikinci bir kelimemiz var. İkinci kelime. Diyeceksiniz ki kardeşim bu iki kelimeden herhangi birisinde ya da ikincisinde bu iki kelimeden ikincisinde anlam değişmesi yoksa ayrı yazarım. Mesela deniz yılanı dediğimizi. Deniz yılanı deyince aklımıza bir yılan geliyor. Deve kuş dediğimizde aklımıza bir kuş geliyor. O zaman burada ayrı yazarım. Ama şurası önemli. Eğer iki tane kelimeyi zihninize canlandırdınız. Bu birinci kelime, bu da ikinci kelime. Fakat yalı çapkını dediğinizde çapkınlıkla bir alakası yok ki. Yalı çapkını. Ya da hanım eli. Hanımefendinin bir eliyle alakası yok ki. O zaman bunları bitişik yazıyoruz. Yani yalı çapkanı ya da hanım eli bitişik yazılıyor. Neden? Çünkü bir anlam değişmesi var. Her iki sözcükte ya da ikinci sözcükte anlam değişmesi varsa o zaman bitişik yazıyoruz. Ama ikinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazıyoruz. Deniz yılanı yılan. Deve kuşu kuş. O zaman ayrı yazıyoruz. Sözcüklerden biri dış iç sıra ise yani yanı sıra ayrı yazılıyor. Sıra dışı ayrı yazılıyor. İkilemeler ayrı yazılıyor. Güzel güzel, tek tek, yavaş yavaş. Bunlar hep ayrı yazılıyor. İlk sözcükte sıfat fiiller vardı yani anası mezar dikecekmiş. O eklerde anırmaz eklerinden biri varsa ayrı yazılıyor. Bakın, uçan da ayrı. Güler yüz, tükenmez kalem derken burada an, er, mez ekleri var. O zaman bunları ayrı yazıyoruz. Ama eğer ikinci sözcükte ikinci sözcükte an ırmaz eki varsa o zaman bitişik yazıyoruz. Bakın. Kurtaran can demiyor. Can kurtaran diyor. O zaman bitişik. Sever konuk demiyor. Konuk sever. O zaman bitişik. Konmaz kuş demiyor. Kuş konmaz. O zaman bitişik. Bilmiş çok demiyor. Çok bilmiş. O zaman bitişik. Demek ki eğer daire uçan deseydi bitişik yazacak. Ama uçan daire diyoruz. Dolayısıyla an, ır, maz sıfat eklerinden biri ilk sözcükte ise yani şurada birinci sözcükte ise o zaman ayrı yazıyoruz. Uçan daire. Güler yüz. Tükenmez kalem. Ama ikinci sözcükte ise bitişik yazıyoruz. Can kurtaran. Konuk sever, kuş konmaz çok bilmiş gibi. Şimdi ses olayını söylemiştik zaten hissetmek, kaydetmek. Şimdi bitişik yazıma geçiyorum. Pekiştirmeler masmavi, bembeyaz, sarı, bunlar hep bitişik yazılıyor. Emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler. Tut, kal, yap, boz, çek, yat bunlar bitişik yazılıyor. Kurallı birleşik fiiller alabilir, geliverdi, yapa dur, gide dur, baka kal. Bunların her biri mesela baka kaldım. Bunlar hep bitişik yazılıyor arkadaşlar. Ama o zaman karışabilecekleri, bize sorabilecekleri şeyi bilmemiz lazım. Ses olayı yoksa ayrı, varsa bitişik. Eğer kelimelerden ikincisinin anlamı değişmediyse ayrı. Deniz yılanı, yılan, kuş, kuş. Tamam deve kuşu, kuş. O zaman ayrı. Ama anlam değiştiyse yalı çapkın, hanımeli. E o zaman tabii ki. Mesela kuş burnu, bitişik. Niye? Kuşun burnuyla alakası yok ki bunun. Kuş burnu. O zaman bu bitişik diyoruz arkadaşlar. Geldik büyük harflerin kullanıldığı yerlere kişi adlarının büyük harfle yazıldığını biliyorsunuz zaten. Bunu söylememe gerek yok. Takma adlar da büyük harfle başlıyor. Hayvan isimleri de, unvan, saygı, rütbe, lakaplar da kaymakam erol bey derken beyin B'si de kaymakamın K'si de büyük yazılıyor. Akrabalık adı lakap olursa nene hatun ya da özel adı karşılayan makamlar vali, rektör, saygı sözüyle makam unvan sayın bakan, sayın rektör derken hitaplar sevgili arkadaşım, millet adları türk, Türkiye Cumhuriyeti bunların her biri büyük harfle başlıyor. Dil, din, mezhep adları, Türkçe, İngilizce, İslamiyet, Müslümanlık, Musevili, Hristiyanlık hiç fark etmez. Kıta, bölge, il, ilçe, semt adı, Avrupa, İç Anadolu, Ankara, Kadıköy bunlar hep büyük harfle yazılıyor. Mahalle, meydan, sokak adları bakın Taksim Meydanı bu büyük harfle yazılıyor meydan ve üniversitemde sorulmuş Taksim Meydanı. Saray, kale, köprü, anıt ve benzeri, dolmabahçe, sarayı, Galata Köprüsü, bayram, anma günleri Ramazan bayramı, öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü, tarihi olay, çağ dönem, tanzimat dönemi, kurtuluş savaşı. Bunları arkadaşlar biz nereden alıyoruz? Bunları TDK'nin kılavuzu var. TDK'nin kılavuzunda hep bu örnekleri veriyorlar. Üniversite sınavlarında da hepiniz üniversite sınavına gireceksiniz. TDK'nin kılavuzundaki örneklerden sorular. Neden biliyor musunuz? Eğer sınavda öğrenci yanlış yaparsa itiraz dedi. Bu böyle yazılmaz dedi. Hemen TDK'nin kılavuzunu açıyorlar. Diyorlar ki bak kardeşim kılavuzda bu örnek verilmiş. Taksim meydanı. Sen de biz onu sorduk diyor. Dolayısıyla hani oradan da çalışmak size çok büyük fayda sağlar. Bilhassa üniversite sınavı açısından. Ama hocanız başka yerden de sorabilir. Onu da söyleyelim. Tarihe bağlı ay ve gün adları. Yani böyle bir sayı varsa. Mesela Ekim ayı derken E küçük yazabilirsin ama 29 Ekim dediğinde ya da yıl verdiğinde buradaki E'nin Ekim'in E'si, Pazartesi'nin P'si büyük yazılıyor. Gök bilimi kavramları, dünya, güneş, ay, mars. Bunlar bir coğrafi terim. Deniz, göl, vadi, dağ, boğaz isimleri. İstanbul, boğazı, van, gölü. Tabela lafı yazıları büyük yazılıyor. Şimdi dünya, güneş sözcükleri uzay kavramı yani bir coğrafi terim değilse büyük harfle başlamaz. Dün dünya kadar soru çözmüş. E bu tabii küçük harfle başlar. Yani abartma anlam var burada. Evin bütün odaları güneş alıyordu. Burada da ışık alıyor demek istiyor. Yani ısıdan bahsediyor, ışıktan bahsediyor. Dolayısıyla bu da bir coğrafi terim değil. O yüzden küçük yazılmış. Özel addan sonraki şehir il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Konya ilinin iyisi, Etimeskut ilçesinin iyisi, Doğancılar semti, Uzungöl mesela bu çıkmış üniversite Uzungöl beldesi, Taflan köyü. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar küçük yazılıyor. İstanbul ili derken İstanbul'un iyisi büyük. Ama ikinci İyi, yani ilinin i'si küçük. Eser kurum adlarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında bağlaçlarla sonraki küçük harfler yazılır. Mesela bu çıktı üniversiteden. Leyla ile Mecnun'un i'si küçük yazılır. Diyorlar ki'nin kes küçük yazılır. Suç ve cezanın v'si küçük yazılır. Buraya dikkat edeceksiniz. Yani suç ve ceza, v... Ve... Hayır hayır bunlar küçük. V, ki, ile bunlar böcek gibi şeyler. Bunları küçük yazıyoruz. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Şenlikler bu yıl haziran ayında. Hangi haziran? Haziran ayında. Her pazartesi, her, hangi pazartesi belli değil ama şurada dikkatliyseniz bakın 29 Ekim diyordu, yıl veriyordu, gün veriyordu. O zaman burada sayılar olduğu zaman büyük harfle başlıyor diyebiliriz. Yön adları özel isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük. Anadolu'nun batısı derken B küçük, Batı Anadolu derken B büyük. Sayıların yazımına baktığımızda çeksenin dışında hep ayrı yazıyoruz. 14 ayrı yazılıyor. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela 1 inci diyebiliyoruz. 3 ...üncü diyebiliyoruz. Dört... Üncü diyebiliyoruz. Beş... Inci ya da sekizinci... ...dokuzuncu... ...onuncu diyebiliyoruz. Ama dikkat etseniz... ...bazı sayıların sonu bıraktım. İkinci... ...demiyorsun da ikinci diyorsun. Çünkü sonu zaten... ...i ile bitiyor. Altıncı diyorsun. Yedinci diyorsun. Mesela... ...onikinci diyorsun. Veyahut da ellinci... ...diyorsun. Niye? Bun Veya yani yirminci... ...bunlar da zaten sonu i ile... ...ı ile bittiği için bunları... ...bu şekilde yazmamız gerekiyor. Buna dikkat edin. Bunu soruyorlar... ...sınavda. Bir de arkadaşlar... Böyle incileri bu şekilde ayırabiliyorsun ama birer falan diye bir şey yok. Bireri mutlaka birer diye yazman gerekiyor. Mesela yedişer. Yedişer hatta şeyle yazacaksın. Böyle bir şey yok. Sadece yedişer. Bunlar bu şekilde kullanılıyor. Bunları böyle kullanabiliyorsun. Birinciyi böyle de yazabilirsin. Böyle de yazabilirsin. Bir e, inci diye de yazabilirsin. Ama yedişeri sadece yazı yazabiliyorsun. Üleştirme sayıları yazı ile belirtilir. İnci ince iki ile nokta birlikte kullanılmaz. Yani birinci, tamam. birinci dedin tamam. Birinci dedin tamam. Birinci dedin tamam. Ama hem birinci deyip hem de böyle bu olmaz o anlamsız. Sayılara ek getirilirken de ses olaylarına uyulması lazım. 1923 değil 23 dememiz gerekiyor. Hatta bunu da gösterelim şöyle. Bu sefer de başka renkler kullanalım. Turuncuyu ve kırmızıyı kullanmak istiyorum. Bakın. 1 diyoruz. 2D. Bu da çıktı üniversite sınavlarında. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diyoruz. Ama 3T diyoruz. 4T. Ünsüz benzeşmesi kuralı arkadaşlar. Beş te diyoruz. Bu 5, 4, 3 sayılarına dikkat edeceğiz. 2, 6, 7'ye de incide dikkat edeceğiz. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş ülke kitap dergi yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılıyor. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bazen kelimelerin birkaç harfi kısaltmayı anlayabiliyor. TÜBİTAK yani e, Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu ya yani burada uzatmış yani. araştırmayı falan bazı kelime B diye alabilmiş, TÜ diye alabilmiş. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılıyor. Hani km, sm bunlar böyle. Kelime özelse kısaltmaya büyük, değilse küçük. Harf. Mesela çev böyle ama Almancayı bu şekilde yazıyoruz. Kelime kısaltmalarını ek kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. 19. yüzyıl da diyoruz. Kuruluş ve benzeri kısaltmaları kısaltmanın veya son harfin okunuşuna göre getirilir. Mesela buçuk Üniversitesi'nde KYKD diyoruz. Mesela öğrenciler şunu hep TDK, TTK, MHK diyelim. Öğrenciler bunu hep şöyle yapıyor. TDK'nın TTK'nın, MHK'nın diyorlar. K diye bir harf dolaşıyor Türkçe'de. Ben görmedim. Neredeyse siz gördünüz mü? K diye bir şey yok Türkçe'de. K var. TDK'nin, TTK'nin, MHK'nin demeniz lazım. Bunu üniversite sınavında son beş yıl içinde iki farklı senede sordular. Yani şu TDK'yi ve KYK'yi sordular. Yapamıyor öğrenci ya. Öğrenci K'ye K diyor diyorlar. Bunu da çok rahat soruyorlar bize. Buna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi geldik D, K ve mini yazımına. D, 2 yazımı son derece basit Arkadaşlar. Cümleden çıkarılabiliyorsa hatta şöyle kafanız karışmasın için şu ikisini kapatayım. D cümleden çıkarabiliyorsan ayrı, çünkü bağlaç. Çıkaramıyorsan bitişik yazılır. Ekler bitişik yazılır Türkçede ama bağlaçlar ayrı yazılır. Mesela ve, veya, çünkü, ama, fakat bunlar bağlaçtır. Bağlaçlar ayrı yazılır. D de bağlaç olduğu zaman ayrı yazılır. Bakın şimdi. Bahçede ağaç var. Bahçe ağaç var diyemiyoruz. Demek ki bu ek ve bitişik yazılmış. Bahçede çok bakımlı. Bahçe çok bakımlı diyebiliyoruz. Bakın Bahçe çok bakımlı diyebildiğimiz için, yani bu D'yi atabildiğimiz için ayrı yazıyoruz. Ama bu D'yi atamadığımız için bitişik yazıyoruz. Demek ki çıkarılabiliyorsa ayrı, çıkarılamıyorsa bitişik. Bu kadar basit. Bizim sınıfta herkes çalışkan bak. Bizim sınıf herkes çalışkan diyemiyorsun. Bunu bitişik yazman lazım. Ama bizim sınıf çok çalışkan, bizim sınıf da çok çalışkan diyebiliyorsun. Dolayısıyla burada da ayrı yazılması lazım. Bu T, T'ye dikkat edeceğiz. Mesela üniversiteden çıkmış, söyledikleri hiç de inandırıcı değil demiş. Bak söyledikleri hiç de inandırıcı değil demiş. Şimdi bu gözden kaçıyor. Niye kaçıyor biliyor musunuz? Çünkü burada hiç T'de ünsüz benzeşmesi var ya bitişince böyle hani bu herhalde D de daha değil diyorsun. Halbuki söyledikleri hiç D de inandırıcı değil demek lazım. Bak söyledikleri hiç inandırıcı değil diyebiliyorsun. O zaman D'yi ayrı yazman lazım. O zaman diğer yazıyorsan sana hiç T diye de yazacak halin yok. Hiç de olması lazım. Ama seni böyle karıştırıyorlar. Kafanı karıştırmak için ünsüz benzeşmesi kuralı uyguluyorlar. Mesela şu da çıkmış üniversite sınavında. Ee, bu olayda bak buradaki D görebiliyorsun. Her iki tarafta demiş tamam mı? Haksızı demiş. Bunu da bir ÖSYM sınavında sormuşlar. Şimdi bak burada D daha hatası var mı deyince öğrenci şöyle yapıyor. D daha yok. He. Bu olay her iki tarafta haksızdı diyemiyoruz. Bu olayda bir bitiş... çıkıyor. Evet burada hata yok diyor. Halbuki Bak burada tarafta var. Bu FT yani ünsüz benzeşmesiyle senin kafanı karıştırmaya çalışıyor. Diyeceksin ki bu olayda her iki taraf haksızdı. Bu olayda her iki taraf da haksızdı demen lazım. Dolayısıyla bu tarz ünsüz benzeşmelerin olduğu yere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik diğerine. Ki'nin yazımına. Bu sefer kafanız karışmasın diye bu sefer D'yi kapatıyorum. Şuraları göster. Ki evet. Ki'de ise cümlede kapatmak falan değil de lerekine dikkat ediyorsun. Lereki getirilebiliyorsa bitişik Getirilemiyorsa ayrı yazılır. Mesela yazdaki hataları düzelttim. Yazdakiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik. Tamam. Dinle ki anlayasın. Dinlekiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrık. Benim ödevim bitti. Seninki. Seninkiler diyebiliyoruz. O zaman bitişik. Ama işte gel ki göreyim seni. Bak yazıyorum buraya. Gel ki göreyim seni diyor. E şimdi gelkiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrık. Tabi sanki oysa ki madem ki meğer ki belki halbuki çünkü bunlar da ikine bakmıyoruz. Bunlar zaten bitecek. Mini yazımına baktığımızda kendinden önceki sözcüklerden ayrı kendine gelen eklerle bitişik yazılıyor. Mesela <gülüyor> <gülüyor> mesela anladın mı? Anlıyor musun? Derken bak burada mı kendinden öncekinden ayrı yazılmış kendinden sonra gelen ekleye yazılmış. Güzel mi güzel bir çocuk, şirin mi şirin bir bebek ya da işte çalıştın mı başarırsın. Yani koşul ya da pekiştirme anlamı yaptığında da yine mi'yi ayrı yazıyoruz. Yazımı karıştırılan bazı kelimelere de bakalım. Sonra ama... Yazımı karıştırılan bazı kelimelere bakalım. Sonra da noktalama işaretlerine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 10 dakikada bitirdik yazım kurallarını. Şimdi aidat, alt üst, ard arda bak çıkmış üniversite Bilim kurgu. Niye ayrı yazdınız hocam? E, bilim kurgu. Kurgu zaten gerçekten yani ikinci kelime anlamlı. Boyun bağı, bak. Çeki düzen, denizaltı, araç olduğu zaman bir Dizüstü, döküman, elektrik, entelektüel. Bakın iki tane L değil. İngilizcesi intellectual derken iki tane L var. Türkçesinde de öyle iki tane L koyuyorlar. Hayır, öyle bir şey gerek yok. Espri, film, gitgide, her şey. Bunu da soruyorlar, dikkat edin. İş birliği, ipucu, karakter, karnabahar. Karnabahar değil de karnabahar. Kirpik, bu da çıkmış üniversiteden. Konservatuvar, kravat, laboratuvar. E, aynı zamanda mozaik. Mesela ben şunu da eklemek istiyorum. Trash. Trash böyle yazılıyor arkadaşlar. I ile yazılıyor. Hani İngilizce trash diye bir şey var. Çöp. Aa falan. Hayır öyle bir şey yok. Trash trash yazılıyor. Okur yazar. E, bu şeyi demiştik yani an ırmazla bitenler ikinci kelime olursa bitki... Okur yazar, konuk sever. Hani sever konuk demiyor. Yazar okur demiyor. Okur yazar. Konuk sever. Bunlar hep bitişik. Orijinal. Bakın iki tane iyi var. Ovuşturmak, öğün, öğütmek, öğütlemek, Ön sezi, bu çok zor bir kelime dikkat edin. Övünmek, öyle ki, öylekiler diyemiyoruz ayrı yazılıyor. Peşi sıra, peşi sıra ve yanı sıra ayrı yazılıyor. Buna dikkat edin bak yanı sırayı da şöyle yazmak istiyorum. Yanı sıra, bu da çıktı üniversite sınavında 2021'de. Rastgele, restorasyon, saklambaç, satırbaşı, şefkat, şefkat falan diyorlar öyle bir şey yok. Şemsiye, tek düzey bakın bu da zor. Uluslararası, unvan, unvanlarımız, hayır unvan diye geliyor kulağa ama unvan dememiz lazım. Voleybol, yarımada, yarıyıl, yarı yıl, yüz Bunlar bu şekilde yazılıyor. Şu çok kullandığımız e, kelimeleri de göstermek istiyorum. Bakın birçok bitişik yazılıyor arkadaşlar. Pek çok ayrı yazılıyor. Birden bire bitişik yazılıyor. Bir şey ayrı yazılıyor. Şey hep ayrı zaten. Bir başka ne diyebiliriz mesela? E, birden bire diyelim. Mesela biraz bu şekilde yazılıyor. E, bir şey daha söyleyecektim. Ne vardı? herhangi bir ...şey böyle yazılıyor arkadaşlar. Her şeyi zaten söylemiştik ayrı yazıldığını. Bunlar çok kullandığımız ifadeler. Buraya da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Cümlenin sonuna nokta konulduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok değil mi? Herkes biliyor. İşte bu kadar kolay bir konu. Cümlenin sonuna noktayı getireceğiz. Dil bir ulusun aynası dedik. Noktamızı koyuyoruz ve kaçıyoruz. Bazı kısaltmaların sonunda... ...sayılarda sıra bildirmek için... ...maddelerden sonra, tarihlerde, saatlerde nokta kullanıyoruz. Sakın saatlerde böyle... E, ...dijital saatlerde iki tane nokta olduğu için hocam ya böyle oluyor falan demeyin. Bu yanlış. Dijital saatlerde yanlış yapılıyor. Sakın 17.45 diye yazmayın. 17.45'i tek noktayla yazacaksınız. Virgül önemli. Üniversite sınavlarında en fazla sorulan virgül. Bu senede okul yazılığınıza muhtemelen hocanız virgülü mutlaka soracaktır. Eş görevli sözlerin arasına virgül koyuyoruz. Azimli, çalışkan, başarılı. Burada eş görevli sözcükler. Gençlerin sıfatı bunlar. Hepsine virgül koymuş. Sıralı cümleleri ayırmada. Yani birden fazla yükleme olan cümleleri ayırmada. Havalar soğudu. Kalın giyin. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için. Edebiyat, duyguyu düşünceleri istik şekilde ifade etmeye yarar. Kim? Özne nerede? Bilmem. Aa buradaymış hemen virgülün sonunda. Edebiyat yani özneyi vurguluyorsun. Ara sözlerde eskiden burada bir konak vardı. Şimdi eskiden ne, ne diyorsun biraz açıkla. 10 yıl önce diyor yani ara söz. Eskiden 10 yıl önce. Burada bir konak var diyor. Ara sözü virgülle gösterebiliyorsun. Kısa çizgiyle de gösterebiliyoruz. Birazdan söyleyeceğim. Anlam karışıklığını önlemek için. Gazeteci kadına sordu. Gazeteci kadına soru sordu. Yani değişiyor. Kadın mı gazeteci yoksa gazeteci bir kadına mı soruyor? Dikkat olmak lazım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra. Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. Diyor Göte. Bak. Göte'nin sözünü tırnak içine almak yerine virgülle belirtti. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine. Konular ne zaman bitecek? virgül diye sordu. Kesirlerde red kabulden sonra evet tamam hayır dedikten sonra da biz virgül kullanabiliyoruz. Virgülün kullanılmadığı yerleri ÖSM sorabiliyor. Hocanız da sorar arkadaşlar. O yüzden buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hedeflerine ulaşmak istiyorsan planlı çalış. Böyle S sahalardan sonra bayırıyorlar virgül koymaya. Mesela televizyonlarda ben görüyorum. Gazetelerde görüyorum. Videolarda da görüyorum. Böyle çıldırasım geliyor. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım beni tutuyor elimden. Yapma hocam falan diyorlar. Dayanamıyorum. Ya bu SSA'dan sonra virgül koyma hastalığına vazgeçeceğiz. Hedeflere ulaşmak istiyorsan virgül. Bakın açın şimdi Google'u. Böyle en baba sitelere girin. Önemli kişilerin sözlerine bakın. Hepsinde böyle SSA'lardan sonra virgül oluyor. Siz sakın buna kanmayın arkadaşlar. Peş peşe sıralananlar hariç. Zarf ile almış kelimelerden sonra virgül kullanmaz. Uçaktan inince virgül. Bizim... Hayır öyle bir şey yok. Buralarda virgül gelmiyor. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mımi surekinden sonra bahar geldi mi doğa yeniden canlanır. Bak virgüle gerek yok. Metin içinde ve veya yahut ya da bağlaçlarından önce veya sonra. Bizimle resim sergisine gel veya arkadaşlarına tiyatroya git. Bak veya'dan önce ve'den önce virgül yok. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra. Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Bak ya ya. Hem bu deveyi güdersin hem bu diyardan gidersin. Ne bu deveyi gidiyorsun ne bu diyardan gidiyorsun. Buralara asla virgül kullanmıyoruz. Çünkü zaten bağlaçlar var. Noktalı virgül virgülün karizmatiği arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Yani virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül diyor. ki kardeş çekil artık ben varım. Burada erkek çocuklara Burak, Yağız, Berat, kız çocuklara ise Büşra, Ayşe, Ece gibi adlar verilir diyor. Şimdi bak Burak'ı, Yağız'ı, Berat'ı ayırmak için virgül kullanmışsın. Ama erkeklerle kızları ayırmak için bu sefer daha güçlü virgül olan noktalı virgülü getiriyoruz. Virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için bak bu da ÖSM'nin sorduğu bir cümle. At ölür meydan kalır. Tamam buraya virgül koyabilirsin. Ama yiğit ölür şan kalır dediğinde ayrı bir konuya geçtiğin için bu sefer araya noktalı virgül koyuyorsun. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için. Ahmet Muhyib Dranaz, Ahmet Ham Tanpınar, Cahit Sık Tarancı gibi saf şiir anlayışını benimsemiştir. Şimdi eğer sen burada özneyi vurgulamak için noktalı virgül koymazsan özne başka birisi olur. Buraya noktalı virgül koyuyorsun ki diyorsun ki bak Ahmet Muhyib Dranaz daha karizmatik o özne onu bir ayıralım. Ahmet Ham Tanpınar, Cahit Tarancı gibi falan filan diye devam ediyorsun. İki nokta örneklerden önce kullanılıyor. Bu çalışmada şu yazarların romanlarını karşılaştırdık diyor. İki nokta üstüne koyuyor. Sonra da örnekleri veriyor. Burada şuna dikkat edin. Özel isim olduğu için bu büyük harfle başlamış. Mesela cins isim olduğunda ya da cümle değeri taşımayan şeyler olduğunda küçük harfle başlayabilir. Kalın sesli harflerimiz şunlardır dersin. A'yı küçük harfle başlatabilirsin. Masanın üzerinde şunlar vardır. diye kalem, kapak dersin. K'yı küçük harfle başlatabilirsin. Karşılıklı konuşmalarda da yine iki nokta kullanabiliyoruz. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna yani yüklemsiz eksiltili cümlelere Örneklerin sürdüğünü belirtmek için eksik bırakılan cevaplarda yine nereye gidiyoruz? Alışverişe. Açıkça yazılmak istenmeyen yerlere, alıntılarda atlanan yerlere biz üç nokta koyuyoruz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Mesela masada, bu çıkar sınavınıza. Masada üç şey vardı dedin tamam mı? İki nokta üstte koydun. Cinsizim olduğu için küçük harfle başladım. Cümle olmadığı için küçük harfle. Kalem, kağıt. Ee, ...ve ne olsun mesela? Silgi. Buraya arkadaşlar nokta gelir. Neden nokta gelir? Çünkü... ...üç şey dedim. Ama eğer şöyle deseydi... ...masada... ...bakın burası çok önemli. Birazdan çok önemli bir şey göstereceğim size. Masada... ...birçok şey vardı dedi. Şimdi birçok dediği için... gene kalemle başladı virgül. Kağıdı yazdı. Tamam burada sıkıntı yok. Silgiyi yazdı. Şimdi... Birçok dediği için buraya üç nokta geliyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Çalışkan öğrencileriniz bunu biliyor. Şimdi söyleyeceğim çalışkan öğrenciler de yeni öğrenecek. Dikkat edin. Masada, masada birçok şey vardı diyor. Tamam. Evet. Birçok. O zaman üç nokta gelecek değil mi? Bak şimdi dikkat edin. Kalem diyor. Virgül, kağıt diyor. Ve silgi diyor. Şimdi işte dananın kuyruğunu koptu yer. Şimdi bak burada Üç şey dediği için, üçünü de söylediği için nokta koyduk. Birçok şey dediği için devam edebileceği için üç nokta koyduk. E burada birçok diyor ama V ile konuyu kapatmış. O zaman buraya nokta geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Birçok şey vardı dediği halde V dediği için artık artık kapatıyorum yani. Kapı kapanıyor hadi içeri girin diyor. O yüzden noktayı koyuyoruz. Burası çok önemli. Bunu hocanız sorsa birçok arkadaş patlar. Soru işareti, soru anlamı taşıyan cümlelerin ifadelerinin sonu. Program ne zaman başlıyor? Mesleğiniz. Şüpheyle karşılanan bilgiler durumlar için de soru işareti kullanıyoruz. Soru işaretini en az kimler kullanır biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi size zor bir soru sorayım. Soru işaretini en az kimler kullanır? Soru işaretini en az aptallar kullanır. Bizler akıllı olduğumuz için bol bol soru işareti kullanırız. Ünlem işareti duyguları belirtmek için. Eyvah! Anahtarım içeride unuttum. Ya da ey Türk gençliği dediğinde Mustafa Kemal At Türk. Burada ne var? Ünlem var. Alay ve kina için. Adam çok başarılı. Hani kinaye. Burada da ünlem işareti kullanabiliyoruz. Tırnak işareti alıntılarda, vurgulanan sözlerde, eser adlarında kullanabiliyoruz. Şimdi burada bir dikkat kısmımız var. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibare belirtmek için tek tırnak kullanılır demiş. Bak edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi diyor bak. Edebiyat öğretmeni sözünü çift tırnakla alıyoruz ama eseri tek tırnakla alıyoruz. Kısa çizgi satıra sığmayan kelimeleri bölmede ara sözlerde bak eskiden burada bir konak vardı. Az önce hatırlarsanız dersin başında virgülle göstermiş. Bu sefer 10 yıl önce diye kısa çizgi arasını almış. Arasında ve ile den için Ankara Samsun 9.30-10.30. Eklerde heceler ayırmada fil kök ve gövdelerinde gördüğünüz gibi kısa çizgi kullanıyoruz. Uzun çizgi konuşmaları göstermede. Oyunlarda konuşanın adından sonra. Görüyorsunuz. Uzun çizgi geliyor. İç e çizgi dizelerin arasında. Bak bunlar bir şiirin dizeleri. Yürü bre yalan dünya. Sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali seni eken biçer bir gün demiş. Adreslerde, tarihlerin yazılışında, eklerin farklı biçimlerinde hep ilk çizgi kullanıyoruz. Yay ayraç ek bilgi veya açıklama için. Metinde ziya sözcüğü çok geçiyor. Bak açıklama için. Sıtkı Bey tiyatroda hareketleri göstermek için mesela hiç kimseyi üzermeyerek. Alıntılarda kaynak için, yazının maddelerinde. Ayraç için ayraç gerekiyorsa o zaman köşeli ayraç. Hani matematikte yapmıyor musunuz öyle arkadaşlar? İki artı 2 diyorsunuz. Artı 3 artı 3 diyorsunuz. Sonra bunlardan daha karizmatik ayraç gerekince köşeli ayraç veriyorsunuz. İşte hatta bunun da daha karizmatik var matematik şey galiba süslü ayraç. Şimdi geldik kesme işaretine. Özel adlara saygı ve unvan sözlerine getirilen çekimekten ayırmak için. Bak doktor İnce Hanım demiş ya mesela doktor İnce Hanım'a deseydi. Mesela bu tabi cümle olmaz. O zaman bunu da ayırmamız gerekiyordu. Kısaltmana getirilen ekleri ayırmak için. TDK'nin sayıları ve belirli tarihlere gelen ekleri ayırmak için. 15 Nisan'da Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düşünü göstermek için güzelliğin on par etmez. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için şimdi A'dan Z'ye dediğimizde hep burada gördüğün gibi ee, kesme işareti kullanıyoruz. Şuna dikkat edelim. Sonunda üçüncü tekli kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışına başka bir iyilik getirildiğinde Kesme işareti konmaz. Boğaz Köprüsü'nün dediğimizde koyuyoruz. Ama Boğaz Köprümüzün derken koymuyoruz. Hukuk fakültesine derken koymuyoruz. Türklerin, Yakup Kadriler, Hollandalı'dan derken bak bu çıkmış mesela sınavda arkadaşlar. Türkçenin böyle yazılıyor. Sakın kesme şartı koymayın arkadaşlar. Evet, videomuzu söz verdiğimiz gibi bitirdik. Şimdi yapmanız gereken kitaplarınızdan güzel güzel sorular çözmek ne kadar çok soru çözerseniz o kadar pekiştirmiş olursunuz. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Ödülü sorumuzu yapmadan önce dokun sınıf yazılı notlarımıza mutlaka mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Burada tüm dersler için sizlere süper notlar hazırladık. Bunu yazılar hariç her an yanınıza kullanabilirsiniz. Yani yazıların esasında kopya oluyor biliyorsunuz. Öncesinde sonrasında çalışma anlarınızı süper bir şekilde kullanın. Yazılardan en iyi notları alın inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar.